Değerli arkadaşlar, bu fındık mı yoksa başka bir şey mi? Size bırakıyorum. Bakın Adem Bey, hepsi aynı. Aynı maşallah. Evet, gel şu arkadan, bu tarafa gel yiğidim, bu tarafa gel. Şöyle görsün vatandaş, bu fındık mı başka bir şey mi arkadaşlar? Valla ben... Hala doğum var. Doğumlar var. Evet. Bakın Adem Bey, yine aynı bakın. Peki, değerli arkadaşlar, hem de çotanaklarımız kaçlı, hep beraber sayalım. Başkan gel buraya. 2, 2, 4, 6, 2, 4, 5, buyurun. Bu fındık değil de ne arkadaşlar? Hep altılı, 3'ten aşağıya yok. Bak şunlar da yeni doğum var, biri de var burada başkan. Bak, yani şimdi, üçlü. Yani çoğunluk üçlü, dörtlü, beşli, altılı arkadaşlar. Eskaza bunlar ucunda da tekrar fındık var mı? Doğuyor yine doğuyor. Evet arkadaşlar, yani başka bir şey söyleyemiyorum. Bu da bizim tavşan kulağı dediğimiz bir ürünümüzdür. Bu da çok güzel bir fındık. Ben bu bahçede test yapıyorum diyorum ya Adem Bey. Bir şey zikredebilir evet. miyim? Evet, bakın edebilirsin başka. Şu Leonardit'i buraya döktüm. Bak, dağıtmama fırsatım olmadı ya. Bakın ocak nasıl çekmiş Leonardit'ten de ne hale gelmiş fındık bakın. Etrafındaki tüm ocaklar böyle. Dikkat ediyor musunuz? Bakın o ocak da aynı fındık. Orası da aynı fındık. Yani Leonardit'in toprağa ne kadar atılması gerektiğinin farkına varım. Evet arkadaşlar, yani bunu aman, dağıtamadım. Aman atma kardeşim. Zarar olur tarlaya diyen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Fındığı yakacak diyen arkadaşlara sesleniyorum. İşte Leonardit, işte fındık. Yanma var mı burada? Bakın onun i̇şte, hemen inceltilmiş dibindeki uzaktan şeyler. Çek, delikanlı. Bakın gel fındığı beraber izleyelim. Hem de ağaç altı arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Hayır, mübarek. Yani bu fındık değil de ne? Buyurun. Yapacak bir şey yok. Halep orada, arşın burada. İşte Leonardit'imiz bu. İşte çimenlerimiz burada. Fındıklarımız da burada. Biz buna gazek diyoruz. Adem Bey buna. Bakın bunun çok güzel kavurması oluyor. Şurada kendini tamamlayıp bakın toprakla birlikte sadece Leonardit bir şey yapmaz. Toprakla birlikte şu haline bakın. Şu gazeğin büyümüşüne bakın. Şuraya bakın. Şu köklenmeye bakın. Evet, toprağımızı ne yapmış? Yumuşatmış arkadaşlar. Yani bakın komplo, bakın bunu biz kavuruyoruz. Evet, bitkide kök gelişimi ve vejetatif yapı gayet mükemmel bir şekilde gelişmiş. Biz size bunları niye gösteriyoruz? Yerinde bazı şeyleri objektif olmaya çalışıyoruz. Karar sizlerin, siz karar verin. Biz artık fazla bir şey bu tarihten sonra... Bu günlerden sonra fazla bir şey konuşmak doğru mudur, doğru değil midir ama karar sizlerin. Biz konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Bir gerçeğe vurgulamaya çalışıyoruz. Bu gerçeğe bütün çiftçilerimiz tanısın diye uğraşıyoruz. Bize ne hikmetse yıllardan beri bu gerçekleri tanıtmadılar, uzak tuttular. Bu gerçek nedir? İşte gerçekten organik bir ürün. Yerin altından çıkıyor. Adamlar bizim malımızı bizden alıyorlar, güçleniyorlar. Ondan sonra kendi güçleriyle bize kimyasal vermeye çalışıyorlar. Evet, bu bizi bitirmeye tabii canım, çalışıyorlar. Yani şu gelişme, bitkinin gelişimleri. Bakın onda bile fındık var. Bak ışkında bile fındık var. Bakın, yani. Evet, aha birli bir fındık. Buyurun. Yani olamaz diye bir kaydı yok. Oldu arkadaşlar. Biz uğraştık. Rabbimiz bize nasip etti. Ama çaba olmadan hiçbir şey olmuyor. Onu da bilmenizde fayda görüyorum. En kısa zamanda sen bu Leonardit'i fındıklarını bulaştır başkan. Yani başka bir şey demiyorum sana. Yani olduğu gibi fındık. Bakın ışkına bakın. Leonardit'in yanında bakın arkadaşlar. Daha ışkında gelen bakın, fındık. Bakın ışkınla gelen fındık. Bakın şu hiç ayrı bir ışkın. Bunun dibine kadar inebilirsiniz.
Bakın. Bakın dibine kadar inin. Bakın ayrı bir ışkın. Yani çok yoğun olduğu zaman toprak kendin içerisindeki mineralleri ayrıştırarak bitkinin istediğine veriyor. Bakın buyurun. Şu fındığa bak. Niye? Toprağın artık kendini yavaş yavaş tamamlayıp güçlenmesiyle alakalı bir iş bu. Bunu gözlemledim. İşte devamlı araştırıyorum, devamlı bakıyorum. Farklı farklı işler yapıyorum. Biraz önceki çekimimizde işte atımın dozunu yüksek atmışsınız dedi Adem Bey. İşte deniyorum. Bazı yerde yüksek atıyorum, bazı yerde alçak atıyorum. Gözlemleme yapıyorum. Oradaki gelişimlerini şey yapıyorum. Hani bitki kendini tamamladıkça, refah düzeyi yükseldikçe, bitkinin besinleri alım düzeyi yükseldikçe veriyor yani. Hiç inkar etmiyor. Hiç inkar etmiyor. Şükürler olsun. Şuraya baksanız. Yani kopmuş bakın, kopmuş. Bakın. Bakın. Şu dal kuru bir dal yani. Bak bu dal kuru bir dal. Kopmuş. Genel evet. Bitki besleme, solucan solem, bitki koruma bunları verdik. Leonardita almış burada. Otomatikmen çıldırmış bitki. Çıldırmış. Baksana zaten kurumuş dal. Yalnız başkan doğurtmak bizim elimizde de içini doyurmak sizin elinizde artık. Bundan sonra ben çiftçilere şunu dile getirmek istiyorum. Evet bir şekilde doğurttururuz, ürünü tutundururuz, büyütürüz de ama içini doyurmak sizin elinizde. Bakın Leonardit'in özelliğine bakın. Su tutuyor bakın. 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 Toprağı köple, toprağın nemini aynı şekilde evet. Ayarlıyor. Su tutuyor. Evet arkadaşlar. Vasat bir dal. Yani sizin belki hoşunuza gitmeyecek ama şu dal veya dal adayı diyelim. Yani büyük dalın vereceğinin iki katı da vermiş durumda. Şu anda Türkiye konjonktürüne göre konuşuyorum. Yani buyur bu artık 3 dala mı tekabül eder? Dal zaten kendini şu anda tartamıyor gördüğünüz gibi. Evet. Başkan bunların altına bir destek koy arkadaşım. Şuna baksana ya. Şu bir dalın verdiğini vermiş. Ya. Say şurada 30 santim dal çıtır dal parçası. Buyurun. Ne diyelim artık? Yapacak bir şey yok. Bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Ne diyelim? Bakın armuta da vuruyoruz. Çok güzel armut vardı senin. Armudu kim yer başkan? O klasmanına göre değişir. İrisi var, incesi var. Arkadaşlar saygı ve sevgilerle hepinize muhabbetle selamlar olsun.